Bir arabaya servet bağladığımız bu devirde oto yıkamacılara büyük bir sorumluluk düşüyor. SB'ye King Oto sahibi Sıraç Bey bize araç yıkanırken nelere dikkat edilmeli onu anlatacak. Merhabalar Sıraç Bey. Merhabalar, kolay gelsin. Araç yıkanırken nelere dikkat edilmeli? Araç yıkanırken birinci olarak çok büyük bir sorumluluk üstündeyiz burada çalışırken. En başta kullanılan malzemelere dikkat edilmeli. Mesela bir köpüğün kalitesini, içindeki kimyasını, sonrasında kullanılan parlatıcıların nasıl üretildiğine dair bir bilgilerimiz olmalı. Her arabaya her ürün kullanılmıyor. Bunu iyi bir bilgi edinmeliyiz yani. Bu iş basit bir iş olarak görünebilse de meslek sırları var bu işte de. Çok ince detayları var. Hatta müşterilerimiz bazen geliyor, araçlarımızda böyle sorunlar yaşıyoruz, işte çiziliyor falan. Aslında emeğe saygı duymuyoruz. Bizim kültürümüzde bu çok yüksek bir seviyeyi aşmış durumda. Yurt dışında da gördüm, Avrupa'da yaşamışlığım var. Biz biraz sistem olarak, kültür olarak sorumluluğumuz çok kötü yani bu memlekette. Elimizden geldikçe yıkamalara dikkat etmemiz için iyi ürün kullanmamız lazım. İyi üründen kastım köpüğümüz, parlatıcımız, parfümümüz, cilamız, kullandığımız pasta cilamız. Tabii ki de bunların maddiyatı önemsiz. Maddiyattan itibar kullanılırken onun bize verdiği zevk, performans bunlar çok önemli oluyor. Yani çok dikkat edilmesi gereken şeyler en önce malzeme sonra işçilik. İşçilik ikinci plana düşüyor bu işte. Yani yapan arkadaşlarıma da tavsiyem, hem de beraber olduğum arkadaşlarım, fikirleşerek yürüdüğüm arkadaşlarım var. Hep beraber yürümek için, ilerlemek için çok iyi kalitede ürünler kullanmaya çalışıyoruz. Bunu müşteri de fark ediyor. İster istemez adam geldiğinde bir yıkama da bir 50 lira fazla alınca ilk baş soruna gidiyor. Sonradan bir daha kendisi geliyor, 50 lira daha fazla veriyor. Neden? Çünkü fark ediyor kaliteyi. Bunu bir malzemeci de, Elazığ'a gelen malzemecilerimiz de söylüyor. Elazığ'da 2-3 tane yıkamanın haricinde, oto kuaförünün haricinde iyi malzeme kullanan yok. Maddiyat, dönsün iş, gelsin gitsin ama mesele benim için o değil. Bu böyle olmaması lazım. Çünkü bir araba almak bir şu anda çok büyük bir sorun. Biliyorsunuz ülkemizde olsun, hatta otopark işleteneyim. Şu an bir arabaya bir para yatırmak şu an bana abartılı geliyor. Masrafından dolayı. Bakımlarından dolayı çok dikkat etmemiz gerekiyor, saygı duymamız gerekiyor emeğe ve insanların arabası isterse bir BMW olsun, isterse ne bileyim bir Audi olsun, Toros olsun hiç fark etmez. Sonuçta o adam o aracı almak için bir çaba sarf etmiş, emek vermiş. Bunları güzel bir şekilde bir yıkama olarak değil yani en azından bir tebessümle bile müşterilerimize güzel karşılık verirsek zaten işimiz güzelleşir. Mesela bazen reklam amaçlı bazı insanlar geliyorlar, ben diyorum ki benim reklamım zaten yaptığım iş, kullandığım kalite, o çok önemli biliyor musun? Çünkü zaten bir insanın reklam yapıp da yapmamasının çok bir önemi yok aslında, ama var, nasıl var? Sizin gibi çalışan arkadaşlarımız mesela bir mücadele veriyorsunuz, sonuçta bu memleketin iyisini kötüsünü eşit bir dengeye getirmek istiyorsunuz. Sizlere karşı yapılan diyaloglar tabii ki de güzel bir şey, ama bunun haricinde de ince bir konu var dikkat edilmesi gereken. Reklamın en büyük amacı birincisi malzeme, ikincisi el işçiliğidir. Ben böyle düşünüyorum.